şöyle söylemiştiniz hocam. Allah nasip etse biz cennete gitsek, cennet sandalyesinde otursak çok hoşumuza gider. Cennet insanlarını görsek sevmeye doyamayız. Ama bu burada aldığımız terbiyeden kaynaklanıyor. Orada aldığımız iltifat çok hoşumuza gider. Cennet müziğini, cennet kokularını, cennet yemeklerini çok beğeniriz. Hiç bıkmayız. Çünkü sürekli dünya ile kıyaslayacağız. Sürekli dünya ile kıyasladığımız için bıkmak yok. Cehenneme de sürekli bir pencere var. Cehennemi de göreceğimiz için şükrümüz artıyor. Dediniz hocam inşallah. Maşallah. Zaten burası kurs gibi yani cennet kursu gibidir dünya. Eğitim alıyoruz. Ya aslında daha önce de anlattım. Yani ırmaktan bir insan zevk almaz. Eğer dünyada eğitim almazsa, iman olmazsa, Allah'ı sevmezse. Ya güzel insandan da zevk almaz. Mesela benim sizden bu kadar coşkulu sevgi duymam, zevk almamın sebebi Allah'a olan sevgim. Maşallah. Allah harika yarattığı için. Yoksa insanın korkabilir bile. Ya çok anormal gelebilir bir insan insana. Allah sevgisinden dolayı biz bu zevki tadıyoruz. Allah bir nur veriyor kalbimize, bir güç veriyor. Maşallah. Bilemediğimiz bir güçle imanımızdan dolayı o varlıktan şiddetle zevk almaya başlıyoruz. İnşallah. Mesela bak tavşan göstertiyorlar, etek giymiş ya. Acayip tatlı yani. Mesela kuzular acayip tatlı ama o gücü Allah veriyor. Yoksa kuzudan görür dehşete kapılırsın, korkarsın. Mesela tavşanı görürsün, kaçacak delik ararsın. Kalbine sevgi veren Allah'tır. İnşallah. Getir ya. İmanın karşılığında Allah onu veriyor. Allah'ı sevdiğimiz için veriyor. Yoksa cennet koltuğundan adam hiçbir şekilde zevk almaz. Oturmak dahi istemez. Ama Allah o zevki veriyor kalbimize. Maşallah. Muhabbeti veriyor. Her şey Allah'la bağlantıdır. Tamam.